Türk milletinin bir özelliği var. Zor şartlarda mucizeleri başarabilen bir millettir. Bu hadise aslında Türk-Kürt kardeşliğini ateşlemiştir. Az önceki değerli konuşmacıların ifade ettiği gibi. Türkiye'nin işgali, bağımsızlık ve egemenliğini planlayan bir yaklaşık belki de 40 senelik bir plan 4 saat içerisinde çökmüştür. Tüm bölge ve dünya devletlerine örnek, az önce söylediğim gibi, bir siyasal kararlılık Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Ermenisi ile bu vatana, bu Anadolu'ya, Rumeli'ye sahip çıkışın tarihsel bir sürecidir. Ve bu Batı'nın stratejik hatası şu, ben bir hoca olarak şunu görüyorum. Hatta Türkiye'yi, bağışlayın, Mısır, Suriye, Libya, Tunus gibi devletlerle karıştırdılar. Dikkat ederseniz Türkiye bu devletler değildi. Yani edilgen bir devlet değildi. Türkiye bu üç kıtayı yöneten bir imparatorluğun devamı olan modern Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdi soruyu tersten aldığımızda Türkiye böyle bir 15 yıllık iç savaşa sürüklenseydi Avrupa'nın kucağında 40 milyon daha Türk olacaktı. Göç olacaktı bir defa. İkincisi Batı bölgede iki tane karakol istiyor. Biri Türkiye, biri İsrail. Şimdi İsrail ile Rusya ile anlaşan bir Türkiye her zaman için Batı'nın çıkarlarını. Ancak burada Türk ordusunu daha esnek, ateş gücü yüksek, modern bir ordu haline gelmesi, az önce söylediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 74'ten bu tarafa modernizasyon faaliyetlerine kendi harp sanayini kurması ve ihtiyaçlarının %65'ini karşılar duruma gelmesi birilerini rahatsız ediyor. Özellikle Türkiye'nin milli füzesini yapması, milli savaş uçağını yapması ve bu projelerde Türk mühendislerin olması Türkiye'yi bir şekilde eskiden 3 tane silah verip satın alamayacak bir pozisyona getirmiştir. Bu olayda da ben saygı duyuyorum. Sayın valilerin bu bölgede sınırın işte açıldığı ve bir takım güvenlik zafiyetlerin ortaya çıktı. Ama şu var, Türk ordusunun Mehmetçiği bir defa hudutları tam bir şekilde bekliyor. Bundan Türk askerinin ve Türk milletinin hiçbir şekilde kuşkusu olmasın bir. İkincisi, bundan ders çıkarıp bir daha hataya düşmemek. Ama en önemlisi de şu. En önemlisi şu, asker, polis, jandarma hep beraber bu vatan bizim. Bunu beklemek zorundayız. Ve onun motivasyonunu özellikle Güneydoğu'da çarpışan askerlerini bozmamak lazım. Kesinlikle. Türk pilotları hedefi tam 12'den vuruyor. Bir defa oradaki radarlarımız fırtına topu gibi hedefler de misliyle mukabeleden sonra 40 kilometrelik hedefleri vurabiliyor. Ateş altında tutuyor. Burada uçakları sokmayan Amerika. Dolayısıyla Amerika'dan ben geliyorum Sayın Joe Biden'a, ona akıl veren Obama'sına, hepsine beraber Türk milletinin bu duruşunu kabul etmek zorundalar. Dolayısıyla sizin de görüşünüze katılıyorum. Türkiye buradan çok daha güçlenmiş bir şekilde çıkmıştır ve bunu müttefiklerimiz kabul etmelidir. Eğer Türkiye'de NATO içerisinde Batı ile oynamak istiyorlarsa ve Türkiye bundan böyle edilgen bir devlet olmayacaktır. Bunu anlamaları lazım. Bu bence Türk milletinin sokaktaki insanını demokrasiye, insan haklarına, Yüce Meclis'e, Sayın Erdoğan'ın liderliğine sahip çıkması ve en önemlisi de askerine, polisine, jandarmasına burada hainleri birbirinden ayırtmak suretiyle adilane bir şekilde, adaletli bir şekilde yaklaşmasıdır. Bu hiçbir millette gözükmeyen bir milli duruştur. Bir saygı gösterilecek harekettir. O halde 7 Temmuz'a verilen mesajlar bütün dünyanın kulaklarını sağır etse de Türkiye model, örnek bir ülkedir. Demokratik, layık bir cumhuriyettir ve hukuka bağlı bir devlettir. Bunu kabul edecekler. Kabul etmedikleri takdirde Türkiye'nin başka seçenekleri vardır. B planı vardır, C planı da vardır. Ama koşullar değişirse Türkiye tekrar onlarla el sıkışabilir.